gel. Bu yağmurda gidemem. İlk önce ben bilirim. Bence ikimiz de aynı anda bilirim. Bu yağmurda kimse beni bu taksiden indiremez. Önce beni bindiğin beyefendiye söyler misiniz amca? Amcanız mı şoför? İsterseniz soralım amcanıza kim daha önce binmiş ha? Ben karışmam. Siz aranızda halledin artık. Beyefendi iner misiniz? Zaten canım burnumda. İçe de geç kaldım. Bu yağmurda. Erimezsiniz. Karar verin artık. Ya ikiniz de inin ya da devam edin. Alo. Evet benim. Evet sabah konuşmuştuk. Tamam. Bir saniye lütfen. Bir dakika lütfen kalem bulmaya çalışıyorum. Kontrol edip sizi arayacağım. Sağda durur musunuz? Şimdi siz iniyorsunuz ve kendinize başka bir taksi buluyorsunuz. Anlamadım ne? Anlayacağınız dilde anlatırdım ama zamanım yok. İner misiniz aşağı? Affedersiniz ama bakın siz neden bahsediyorsunuz? Sen hangi cesaretle bana dokunursun ya? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyordum. Yardımmış. Centilmenlik yapıp bir kadına takside öncelik tanımazsın. Ama utanmadan saçını düzeltirsin. Ne kadar inandırıcı. Sapık mısın nesin? Sapık mı? Ben mi? Bakın küçük hanım, hakaret ettiğinizin farkında mısınız siz? Çok özür dilerim beyefendi. Ama sizin gibilere hiç tahammülüm yok. Hemen arabadan inmezseniz sizi polise şikayet edeceğim. İn aşağı, polis aman, çağıracağım. Sakin olun, iniyorum. Şemsiye! Döndük! Kendi alanınızda ihtisas yapacak, bir süre tüm cerrahi bölümlerde eğitim görecek ve çalışacaksınız. Burada geçireceğiniz bu yıllar hayatınızın en güzel ve en kötü yılları olacak. Sürekli sınırlarda dolaşacaksınız. Ameliyathane bundan sonra hayatlarınızın en önemli parçası olacak. Bugüne kadar doktorlardan eğitim alıyordunuz. Ama bugün sizler birer doktorsunuz. Eğitim aldığınız bu hastane Türkiye'nin en iyisidir. İçinizden de sadece en iyileriniz burada kalmaya hak kazanacak. Bu yüzden birbiriniz için hem bir aile hem de en büyük rakipsiniz. Kimin kaptan, kimin tayfa olacağına siz karar vereceksiniz. Merhaba, ben Ela. Ben de Zenan. Bildiğim kadarıyla bizim ekipte yalnız 3 kadınmışız. O bile çok.
Bence kadınların en iyi yapabildikleri işleri yapmaları lazım. Hadi ya. Ne gibi mesela? Aranızdan biri mankenmiş. Yoksa o sen misin? Değilim. Neyse, ben Burak. Pek memnun olduğum söylenemez Burak. Bu ergeliyle işimiz var ha. Vallahi ben kadınların insan yerine bile konulmadığı bir yerde büyüdüm. Alışığım. Sen kendi derdine yan. Merhaba. Siz de mi Gestapo'nun ekibindesiniz? Evet. Şey, beni hatırladın mı? Ben Hasan. Tuz sınavında aynı sınıftaydık. Hatırladın mı? Hatta sana okumu şeker vermiştim. Aslında öyle şeylere hiç inanmam ama annem zorla verdi. 19 uzu falan olduğumdan değil, sadece hani annemi kırmayayım diye... Hazırsanız Doktor Fikret koridorun sonunda bekliyor. Gidelim. Hadi gidelim. Gestapo kadın mıymış? Ben erkek sanmıştım. Anlatılanlardan ben daha korkutucu olduğunu düşünmüştüm. Her duyduğunuza inanmayın. Belki de kıskandıkları için öyle söylüyorlardır. Demek ki manken sensin. Merhaba, ben Kader. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Uymanız gereken 5 kural sayacağım. 1. Boşu boşuna yalakalık yapmayın. Çünkü sizden nefret edeceğim, siz de benden. Travma protokolü, telefon listesi ve dek telefonları. Hemşireler size çağrı bırakacak. Her çağrıya koşacaksınız. 2. Söylediğim ve yaptığım her şeyi çok dikkatle dinleyin. Sizin için asla tekrar etmem. Vardiyanız şu anda başladı. Ve 36 saat sürecek. Sizler asistansınız. Yani cerrahinin en alt tabakasısınız. Bu yüzden asla soru sormayın ve itiraz etmeyin. Ben ne dersem yapmak zorundasınız. Çünkü burada sizler sorulara cevap vermek için varsınız. Bu da 3. Burası dinlenme odası. Boş yer bulabilirseniz burada, bulamazsanız neresi olursa orada uyuyacaksınız. Ve en önemli kural. Eğer ben uyuyorsam ve sizin hastanız gerçekten ama gerçekten ölmüyorsa beni asla uyandırmayacaksınız. Ölüyor diye beni uyandırdınız hasta, ben yanına gittiğim zaman mutlaka yaşıyor olacak. Yoksa hem birini boşu boşuna öldürmüş hem de beni boşu boşuna uyandırmış olursunuz. Ki böyle bir şeyi asla tavsiye etmem. Hocam, 5. söylemediniz. Ve işte 5. kural. Ben hareket edince siz de edeceksiniz. Okan Solmaz, 27 yaşında, erkek sinema oyuncusu. Sette fenalaşıp bayılmış. Aha. Sakinleştirici yaptık, etki etmedi. İlk halinden çok farklı değil. Yan yatırın. Kader, 10 miligram intramüsküler diazepam ver. Hayır Ela, kırmızı uç sağ tarafa. Sağ sarımsak kızım. Hasan, kan al. Büyük enjektör kullan, kan embolize olmasın. Bana ihtiyacınız varmış gibi görünüyor. Kesinlikle Suat Bey. Fikret Hanım, hastanın rutinlerini alalım. Başüstüne efendim. Rutin arkadaşlar, rutin. Yani bilinen bütün tahlilleri yapacağız. CT, kan sayımı, tam kan tahlili, toksikoloji raporu. Zenan, sen laboratuvara. Hasan, 1313'teki hastayla ilgilen. Peki hocam. Burak, sen de acile yeni gelen hastalarla ilgilen. Ela, CT için sen de Okan Bey'le ilgilen. Hocam. Beni unuttunuz. Ben ne yapayım? Size de rektal muayeneleri ayırdık küçük hanım. Siz mi yapacaksınız kızım? Evet.
Erkek doktorunuz yok muydu kızım? Ne yazık ki. Öksür. Bitti mi? Hayır, aç ağzını. Bitti mi? Bitti. O zaman sıra bende, gel bakalım. Hoppa. Al derin nefesini. Bir daha. Süper. Durumumuz daha iyi gidiyor. Bir iki güne kadar taburcu ederiz. Beni mutlaka görmeye geleceksin değil mi ortak? Hı hı. Çak o zaman. Aferin sana. Laboratuvar işlerini bitirdim. Bunu söylemek için mi geldin? Duyduğuma göre her yıl en iyi asistan seçilir ve ilk vardiyasının ameliyata girmesine izin verilirmiş. Sadece emin olmak istedim. Kaybol. Hemen. Pardon. İzninizle. Pardon. Geçmiş olsun. Lütfen doktor bey, o iyi olsun. İnşallah. Tam pastamızı kesiyorduk, aniden yığıldı. Kızım sen de yeter artık, önüne gelene aynı şeyi anlatıyorsun papağan gibi ya. Ay sana ne anne ya? Yani biz burada canımızla uğraşıyoruz, sen neyle? Ben kim için uğraşıyorum zannediyorsun? Hep sizin için. Pardon bir dakika. Allah korusun, ya düşürsen bunları ya döksen? Rica etsem burayı boşaltabilir miyiz? Çok gürültü oluyor içeride. Ben eşimi görmek istiyorum. Peki. Gelin ama çok kısa. Merak etme karıcığım. Yarın sabah söz veriyorum balayına çıkacağız. Ne balayı? Sen iyi ol, ben başka bir şey istemiyorum. Hadi. Artık isterseniz dışarı çıkalım. Buyurun. Doktor bey iyi olacak değil mi? Buyurun dışarıda konuşalım. Merak etmeyin, burası Türkiye'nin en iyi hastanesi. Burada hiçbir şey olmaz ona. Merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. Tamam? Lütfen sessiz. Sana imzalı bir resmimi vermek isterdim hatıra olarak. Ama yanımda yok. Halil Esed'de bayılınca apar topar getirdiler buraya. Ama bir fotoğraf makinesi bulursan seninle çok özel fotoğraflar çektirebilirim. Gerek yok, teşekkür ederim. Kaybolduk galiba. Kesin acemisin. Zaten bu kadar genç ve güzel bir kadın kesin yeni mezundur. Hayır, kaybolmadık. Ne oldu? Kalbimin bu ağrısını geçirmek için kesin bir şey yapmanız lazım doktorum. Merak etmeyin. Sizi bir an önce çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Daha hiç acele etme. Acı denen şey bana vız gelir. Bu dövmeyi 17 yaşımdayken yaptırmıştım. Tam 3 saat sürdü. Benim yerimde başkası olsaydı acıdan bayılırdı. Benim gıkım bile çıkmadı. Of be oğlum. Bu fırsat kaçmaz bir daha. İstersen ben geleyim. Bu kadar yeter.
Çekil kenara. Eminim eskiden siz de bu kadar hızlı değildiniz. Anlaşılan seninle çok eğleneceğiz. Brad Pitt bile dublör kullanıyor canım. Ondan sonra da hava atıyor. Oysa ben hiç dublör kullanmam. İnsan kazandığı parayı hak etmeli, öyle değil mi? Hmm. Mesela geçen gün çok zor bir çekim yaptım. Gerçi benim için çocuk oyuncağıydı ya, neyse. 5. kattan kum dolu bir kamyonun tepesine atladım. Nasıl? Ve ufak bir burkulma dışında hiçbir şey olmadı. Zaman acayip hızlı geçiyor değil mi? Baksanıza, şimdiden öğlen oldu bile. Ya ne demezsin? E yesene. Yoksa rejim ayakları falan mı? E tabii, ne de olsa mankensin. Formunu koruman lazım. Kapasana sen çeneni. Bir şeyler yemelisin. Yoksa bu tempoya dayanamazsın. Tam 17 tane rektal muayeneden sonra sen ye de göreyim. Gestapo benden nefret ediyor. En azından senden nefret eden bir Gestapo. Şefimiz yani. Hele benden nefret eden şefimizin şefi. Suat Bey. Aramızda en şanslımız Ela. Baksanıza herkes ona bayılıyor. Ela mükemmel biri. Tabii herkes ona bayılır. Çok safsın. Mükemmel olan babası. Niye? Ela'nın kimi kızı olduğunu biliyorsun herhalde. Yo. Babası Nihat Altındağ. Gerçekten mi? Bazıları gerçekten çok şanslı. Nihat Altındağ kim? Ya sen tıp okuduğuna emin misin? Adamın kendi adıyla anılan cerrahi bir buluşu var. Yaşayan bir efsane o. Sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyor adamı. Tamam tamam, anladım. Ben doktorlardan çok hastalarla ilgilendiğim için sizin gibi ünlü doktorları tanımıyor olabilirim. Nihat Altındağ'ın kızı olmak için neler vermezdim. Ben Nihat Altındağ olmak için her şeyimi verirdim. Dünyadaki en baş belası adam benim hastam olmak zorunda mı ya? Hipokrat yemin etmemiş olsaydım onu kendi ellerimle öldürürdüm. Ne? Afiyet olsun. İyi haberi bizzat kendim vermek istedim. Bildiğiniz gibi ilk ameliyata girme şansı en başarılı asistana verilir. Bugün ameliyathane bana ait olduğu için bu seçimi ben yaptım. Hasan. Hı? Ben mi? Öğleden sonra yapılacak hemanjiyom ameliyatının ekibindesin. Tebrikler. Doğru mu duydum? Hasan'ın dosyasını gördünüz. Buraya girmeyi kılpaya başardı, biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Bu yüzden onu seçtim zaten. Her sene aynı şeyi yapıyorsunuz da bu çocuk bunu kaldıramaz. Tam bir ana kuzusu. En zayıfı adam edersen hepsini adam edersin. Hemşire hanım, Okan Sormaz'ın odası ne tarafta? Sola doğru ilerleyin, koridorun sonundaki oda. Sağ ol, hadi. Haberi alır almaz geldik. Nesi var? CT için sakinleştirici verdiler. O yüzden biraz sersem gibi. İyileşecek mi? Ne zaman çıkar hastaneden? Ameliyat gerekiyor mu? Yani telefonda öyle bir şey söylediler. Siz aileden misiniz? Ben menajeriyim. Beyefendi de çalıştığı dizinin yapımcısı. En yakınları sayılırız. Bakın, Okan'ın bir an önce iyileşip çalıştığı sete geri dönmesi gerekiyor. Yoksa kaset yayına yetişemez. Ne zaman hastaneden çıkabilir? Ben doktor değilim. Yani Okan Bey'in doktoru değilim. Ben hemen gidip hemen çağırayım. Hocam. Okan Bey'in yapımcısı ve menajeri geldi. Ha. Bilgi almak istiyorlar. Kiminle görüşmeleri gerekiyor? Sizinle mi yoksa Suat Bey'le mi? İkimizle de değil. Okan Bey Levent Atahanlı'ya verildi. Bak şurada. Hala bunun üzerinde. Bir saniye konuşabilir miyiz? Levent Bey, ben... Levent Bey mi? Ödü'ye ne oldu? Sabah beni taksiden atarken ödük diyordun. Deliye mi terfi ettik şimdi? Levent Bey, ben çok mahcubum. Özür dilesem
Ya bütün bu olanları unutabilir miyiz? Hangi birini? Bana hakaret edip taksiden atmanı mı, yoksa kafama şemsiye fırlatmanı mı? Hepsini. İmkansız. Hepsinin bende ayrı bir anısı olacak. Ya ben çok özür dilerim. Ya böyle terbiyesizlikler yapmam aslında. Ben başka bir şeye sinirlenmiştim. Sizinle bir ilgisi yok. Sinirini benden çıkardın öyle mi? Ya bir an kendimi kaybettim. Ben de çok üzüldüm sonra. Ben de olsam üzülürdüm. İstanbul'un en yakışıklı, en karizmatik cerrahı senin arabana binsin. Sen tut yaka paça dışarı at. Peki tamam. Benim yaptığım terbiyesizlikti ama söylediklerinizin hepsine katıldığımı söyleyemeyeceğim. Hangi birine mesela? Yakışıklı olma bölümünü. Belki bu önlüklü olmayabilirim ama sabah hiç fena değildim. Levent Bey, ben bir kez daha özür dileyeyim. Siz bu konuyu unutun lütfen. Vallahi zor bir durum. Tıbbın çözemediği vakalarda bir takım alternatif yöntemlere başvurmak gerekebilir. Ne gibi? Bu sabahki yakışıklıyla cuma günü yemeğe çıkmak gibi mesela. Üzgünüm, olmaz. Ya siz uzman doktorsunuz, ben sizin asistanınızım. Benim için böyle bir şeyi... Bana öyle bakmayın. Nasıl? Öyle işte. Allah'ım, yalvarırım bana yardım et. Başarısız olmama izin verme. Eğer bu ameliyattan alnımı nakile çıkarsam bir horoz keseceğim. Yalvarırım. Aç, tanımla, al, temizle, kapat. Ameliyata başlayamadan bayılacak. Abi bence daha kötüsü olacak. %100 altına kaçıracak. Bence donup kalacak. Ameliyathaneden çıkarması için ilk önce tedavi edilmesi gerekecek. Ömür boyu sürecek bir panik atak başlangıcı için 20 kağıt bahse girerim. Abicim benden 25. Bebek gibi ağlayacak. 50. Bu işi başaracak. O içimizden biri. Nerede kaldı sizin ekip ruhunuz? 75 kağıt. Ne diyorsun, yerini bile bulamayacak. Pekala Hasan. Neler yapabileceğini görelim bakalım. Peki hocam. Bisturi. Bisturi. Suat'la işimiz var. Hepimizi inim inim inletecek. Daha çok bastır. İnsan derisi serttir. Kurbağa ya da kadavraya benzemez. Penset. Penset. Klem. İçerideyim. Paraları hazırlayın. Ben kazanacağım. Bisturi. Bisturi. Nidus'u yakaladım. Fena değil. Teşekkür ederim. Şimdi sakin olmaya çalış. Tek yapman gereken damarları dikkatle dikmek. Sütunları takip et. Dikkat et. Koparma. Kanıyor. Şimdi ne yapacaksın? Düşün. Aspire et. Kanamadan ölmeden önce sütunları aramaya başla. Semra, ona klempi ver. Klemp. Tansiyonu düşüyor. Hasta boğulmak üzere. Hadi Hasan, yapabilirsin. Kendini toparla hemen. Acele et, ne bekliyorsun? Tansiyonu çok düştü Suat Bey. Aspire et. Çekil şuradan beceriksiz. Çıkarın onu buradan. Aspire et. Klemp. Klemp. O artık bir MB. Kesinlikle. MB ne demek? Morg bekçisi. Artık bu hastanede kaldığım sürece bana MB diyecekler. Hatta daha sonra bile. Saçmalama. Olmayacak öyle bir şey. Yanımdan geçerken bile morg bekçisi diye fısıldıyorlar ya. Sana dediklerini nereden çıkardın? Nasıl? Bana demiyorlar mıydı? İyi de başka kim olabilir ki? Yeter artık ya. Sıkılmadın mı bunu konuşmaktan?
Başkalarının senin hakkında söylediklerinin ne önemi var? Yeter ki sen o lafları hak etmediğini bil. Tabii canım. Senin için hava hoş. Ben de senin gibi İngilizce tıbbı birincilikle bitirip buraya da birincilikle girseydim ben de çok rahat olurdum herhalde. Kahretsin, Okan için acil çağrı. Cerrahi yerine adli tıbbı seçmeliydim. Ölüleri yeniden öldüremeyeceğime göre en azından başım belaya girmezdi. Cerrahi seksidir. Cerrahlar her şeyin kaymağını alırlar. Sevgilinin, kariyerin. Adli tıp annesiyle yaşayan, cinsel hayatı olmayan insanlar içindir. Kesinlikle yanlış yerdeyim. Acil çağrı alınca olabildiğince hızlı geldim. Sen iyi misin? Tıp gibiyim. Seni bir an önce görebilmek için küçük bir rol yaptım, o kadar. Rol mü? Evet. Hemşireleri kandırmak benim için çocuk oyuncağıydı. Ne de olsa başarılı bir aktörüm. Düşündüm de bu sıkıcı yerde senin de biraz iyi vakit geçirmeye ihtiyacın var. Bana bak. Burası bir hastane ve benim işim başımdan aşkın. Sıkılmak için bir dakikan bile yok. Biliyor musun? Daha önce kimse bana hayır demedi. Hep kadınlar benim peşimden koştu. Şimdi ise ben koşuyorum. İstediğim bir şeyi elde etmek için çalışmak garip bir duygu. Öyle mi bayağı doktor bozuntusu? Gerçek dünyaya hoş geldin o zaman. Ne oldu? 1217'deki hasta. Uyuşturucu almış, antibiyotiğe ihtiyacı var. Merkezi damar yoluna giriş yapmak lazım. Yapın o zaman. Nasıl yapılacağını bilmiyorsun. Daha önce hiç yapmadım. Merak etmeyin. Bütün asistanlar için durum aynı olduğundan size kızmaz. Hocam. Ne var? 1217'deki hasta. Ölüyor mu? Hayır. Git o zaman başımdan. Eğer ciddi bir şey yoksa hakikaten başın belada. Eğer bir daha beni uyandırdığında hasta ölüme yakın değilse sen yakınsın demektir. Ameliyat sonrası pnömoni var. Antibiyotik verelim. Peki doğru tanı koyduğunuza emin misiniz? Bilmem. Ne de olsa ben de asistanım. Ama sen kararımdan emin olmak istiyorsan önce 6 yıl tıp oku, sonra TUS'a girip kazan, sonra gelir doğru teşhisi söylersin. Solunum yetmezliği ve yüksek ateşi var. Antibiyotik ver. Peki. Hemşirelerden nefret ediyorum. Selam. Nasıl gidiyor? Bence de pnömoni olmayabilir. Diyaframında bir sorun ya da pulmoner emboli olabilir. Anlaşılan senden de nefret etmem gerekecek. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Doktor olabilir mi sence? Üf ya, yine mi Okan? Vay be. Çıktığı var mıdır bunun? Kesin vardır. Böyle bir güzellikle. Vallahi bildiğim kadarıyla yok. Olsa bildirdim yani. Çünkü biz arkadaşız. Yani arkadaş sayılırız. Birlikte takılıyoruz ondan yani. Allah. Öf ya, ne var Okan?
Köşecesi nöbet geçiriyor. Nöbet mi? Onu izlemen gerekiyordu. İzliyordum. Tamam, ben hallederim. Acil bir durum olduğunda orada olmalıydım ve bana haber vermeliydin. Senin yaptığın her hata benim başıma bela olur. Anladın mı beni? Bundan sonra hata istemiyorum. Size tahlil sonuçları gelince bir açıklama yapacağınızı söylemiştiniz. Ama hala bir şey açıklamadınız. Açıklayamadım. Çünkü ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Siz ne biçim doktorsunuz ya? Türkiye'nin en iyi hastanesi diye size kamyonla para ödüyoruz. Ve karşılığında verdiğiniz cevaba bakın. Endişenizi anlıyorum. En kısa zamanda sonuca ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama durum düşündüğümüzden daha karışık olabilir. Bakın, size ne düşündüğümü söyleyeyim. Eğer Okan'ı sağ salim bu hastaneden çıkaramazsanız sizi tüm Türkiye'ye rezil ederim. İnanın bunu yaparım. Ardından bypass cihazına bağlayacağım. Bu cihaz kalbinin yerine kan pompalayacak. Böylece kalbini düzeltip seni makineden ayıracağız. Hayati bir tehlikesi yok değil mi? Her ameliyatta düşük de olsa bir risk vardır. Ama ben bu işte bulabileceğiniz en iyi doktorum. Yarın ameliyathanede görüşürüz. Sağ olun doktor. Gerçekten dediği kadar iyi midir? Evet. Doktor Suat Bey için bu ameliyat çocuk oyuncağı. Merak etmenize hiç gerek yok. Üzgünüm aşkım. İlk gecemizde böyle bir hastane odasında... Şşş, böyle konuşma. Doktor bey. Ben size bir şey soracağım. Kocam. Yani ben onun için bir şey yapmak istiyorum. Yarın için. Belki kendini daha iyi hisseder. Tabii hastane kuralları ne der bilmiyorum. Yapabileceğimiz bir şeyse neden olmasın? Çok sağ olun, çok iyisiniz. İnanın neler çektiğimizi tahmin bile edemezsiniz. Ben onu kaybetmekten çok korkuyorum. Üzülmeyin canım, her şey yolunda gidecek. Size söz veriyorum. Kocanız yarın sabah sapasağlam yanınızda olacak. Tamam. Sağ olun.
Ne yapıyorsun? Uyanık kalmak için düğüm çalışıyorum. Neye gülüyorsun Bay Mebe? Pardon ya. İnsanların istemsiz gülmelerine karşı bende de istemsiz tersleme özelliği var da. Umurumda bile değil desem. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Birbirine deli gibi aşık bir çift için harika şeyler yapacağım ben. İyi de çocuklar, niye toplandığımızı bilen var mı? Hepinize merhaba. Konuşmamı kısa kesip bugün çok az yapılan bir şeyi yapacağım. Sizden, yani asistanlardan yardım isteyeceğim. Hepiniz hastanemize yeni gelen Okan Solmaz'ı biliyorsunuz. Hastalığı hala teşhis edilemedi. Tahlilleri temiz. Taramalardan sonuç alınamadı. Engelleyemediğimiz nöbetler geçiriyor ve hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. Daha da kötüsü, hemen bir teşhis koymazsak ölecek. Sizden Okan Bey'in durumunu araştırmanızı istiyorum. Tüm verileri en ufak ayrıntısına kadar inceleyin. Çok fazla şey istediğimin farkındayım. Bu yüzden hastalıkla ilgili en ufak bilgi sahibi olacak kişi hiçbir asistanın sahip olamayacağı bir şansa sahip olacak. Bu zor ameliyata benimle katılacak. Zamanımız kısıtlı. Hemen çalışmaya başlayın. Fikret Hanım size hastanın hikayesini dağıtacak. Hepinize kolay gelsin. Sen bir mesaj attın. Evet. Hastada hala nefes darlığı var. Antibiyotiklerin etkisini göstermesini bekle. Antibiyotikler şimdiye kadar etkisini göstermeliydi ama. Çok yaşlı. Yaşaması bile mucize. Belki daha fazla zorlamamak gerekiyordur ha? Ne dersin? Yukarıdakiyle inatlaşmamak lazım. Bir daha beni bu yüzden arama. Birileri şuna bir şey söylemeli artık. Ela boş ver. Başkalarının içine burnunu sokman doğru olmaz. Ayrıca yapmamız gereken daha önemli işlerimiz var. Ya Doktor Levent Bey'le şu aktörün ameliyatına girmeyi öyle çok istiyorum ki. Bak, başından beri onunla sen ilgileniyorsun. Beraber çalışalım mı? En azından ameliyata girmek için yarı yarıya şansımız olur. Tamam, beraber çalışalım ama ben ameliyata girmek istemiyorum. Sen gir. Deli misin sen? Bu ameliyatın bir asistan için ne kadar büyük bir fırsat olduğunun farkında değilsin herhalde. Farkındayım ama Doktor Levent Bey'le daha fazla vakit geçirmek istemiyorum. Doktor Levent Bey'le alıp veremediğin ne senin? Bak, bulursak ameliyata bir sen gireceksin. Çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? Seve seve. İnanmıyorum size ya. Delisiniz ya ikiniz de. Sizi bu kadar çok seven bir karınız olduğu için çok şanslısınız. Alın, şans için. İnşallah siz de bizim kadar aşık olursunuz. Müsaadenizle. Hipoksi, kronik böbrek yetmezliği, asidoz gibi metabolik bir sorun yok. CT temiz olduğundan tümör de olamaz. Levent Bey'le niye çalışmak istemediğini söyleyecek misin bana? Hayır. Enfeksiyon olabilir mi? Hayır. Akyüvar seviyesi normal. CT'de lezyon yok. Ateşi düşük. Bosta da bir şey yok. Hadi söyle. Peki. Ama başka soru sormayacaksın, tamam mı? Tamam. Sabah takside kavga ettik. Subaraknoid kanama olabilir mi? CT'de kan yoktu. Baş ağrısı şikayeti de yok. Uyuşturucu kullanmıyor. Travma yok. Gece birlikte miydiniz? Daha neler? Bir şey bulamıyoruz. Ya kimse bir şey bulamazsa ne olacak? Yani ya ölürse demek istiyorsun? Evet. Seni sabah mı evden aldı? Hayır, karşılaştık. Tesadüfen aynı taksiye bindik ve ben ona kötü davrandım. O ne yaptı?
Senan, hani başka soru sormayacaktın? Tamam. Ya bu ameliyata girmeyi çok istiyorum. Bir şey bulmamız şart. Evet. Yoksa ölecek. Biz buna alışacağız değil mi? Neye? Ölüme. Çünkü şimdi üzülüyoruz. Hep böyle üzülmeyeceğiz herhalde değil mi? Düşünsene. Çok kızmıştım ona ama aslında zavallı. Neler yapmış hava atmak için. Yok 3 saat dövme yaptırmalar. Yok 5. kattan atlamalar. 5. kattan atlamalar. Ela. Ne oldu? Kalk gidiyoruz. Nereye? Tek ihtiyacı olan şey anjiyogram. Levent Bey bir saniye. Okan Bey dublör kullanmıyormuş. Kendi hayatını tehlikeye atsa bile biz onu kurtarmalıyız. Baş ve boyun ağrısı yok. CT'si temiz. Subaraknoid olduğunu gösteren tıbbi bir kanıt yok. Biliyorum. Ama yine de subaraknoid olabilir. Hiçbir belirti yok. Ama birkaç hafta önce çekimlerde 5. kattan atlamış. Heyecanınızı anlıyorum ama boşuna zamanımı harcıyorsunuz. Atlayınca bileğini burkmuş. Ya önem vermemiş. Önem vermemiş. Ayağa kalkıp devam etmiş. Kimse önemsemediği için doktor dosyasına bile yazmamış. O kadar önemsiz bir düşüşün subaraknoid'i tetikleme ihtimaline tam anlamıyla 1/1. Gidelim. Nereye? Okan'ın 1/1'ini bulmaya. İnanılmaz. Çok küçük ama işte orada. Subaraknoid hemoraji. Beyni kanıyor. Hayatı boyunca bir sorunu olmayabilirdi ama hassas bir noktaya aldığı bir darbe... Tetikledi. Okan Solmaz'ın dosyasını alabilir miyim? Levent Bey, teşhis için yardım edersek ameliyata girebileceğimizi söylemiştiniz. Tabii ama ikinizi birden ameliyata alamam. Ela, hazırlıklara başlayabilirsin. Teşekkür ederim. Kader. Gidip ameliyata girmek istemediğimi söyleyeceğim. Bana iyilik yapmana gerek yok. Bak açıklaması... Tamam. Duymak istemiyorum. Timsah gözyaşlarını da başkalarına sakla. Ben sadece... Sen beni hiç ilgilendirmiyorsun, tamam mı? Ben ameliyata girmek için patronumla karıştırmıyorum. Bu hastaneye de babamın torpiliyle gelmedim. Zeynep. Ne yazık ki bazılarımızın başarması için çalışması gerekiyor. Ben verdim. Sakin ol. Özürüm de stupiyma. Ben verdim. Sakin ol. Ben verdim. Ne oldu sana böyle ya? Ne dediğini anlamıyorum. Havcıya sarım. Sonum kesim. Evlerin ben bu kışın. Zanım kaysakım. Tamam sakin ol yapmayacağız Evlerim bir şey. Bu kışın. Tamam. Bir dakika. Ne tırsı. Kesek dikkat bu kışın. Biz kardeşim. Polis dikkat haş mı bu key? Brian'ın timun bu kışın. Ali'ye'min bu key. Ne tırsı. Evvel kavuyu. Fekri. Huyun jimilet edin. Zahmetme deme. Devare. Bunlar neden? Ben nerede? Tamam. Hadi. Halas. Ben nerede? Ne dersin? Ne güzel bir çift değil mi? Özür dilemek bu kadar zor mu? Kim? Ben mi özür dileyeceğim? Neyse ben seni affettim bile.
Ameliyata girmek için neden beni seçtiniz? Çünkü seni etkilemek istiyorum. Sadece şaka yaptım. Ben ameliyata girmek istemiyorum. İzin verin Zenan girsin. Hayır. Daha ilk günden bütün tecrübesizliğine rağmen bir hastanın hayatını kurtardım. Bu yüzden ameliyata girmeyi herkesten çok sen hak ediyorsun. Haklısınız. O zaman ameliyatta görüşürüz. Doktor hanım, bize yardım edecek misiniz? Ne konuda? Kızın hala ifadesini alamadık. Bizimle konuşmuyor. Nasıl zehirlendi? O hırsız yolda ne işi vardı? Bunun için onunla konuşmanıza gerek yok. Biraz gazete okuyorsanız bilirsiniz. Aile meclisi karar vermiştir. 16 yaşındaki kızlarını namus davası yüzünden öldüreceklerdir. Yalan söyler, arabayla gezintiye çıkarır. İçine fare zehri kattığınız pideyi kızınıza uzatır. Gözlerinin içine baka baka ölümünü seyredersiniz. Sonra da ıssız bir yolda böyle atarsınız işte. Bunlar sadece tahmin. Bizim kanıtlara ihtiyacımız var. Bunun kanıtı yok memur bey. Kimse görmez, duymaz, bilmez. Kızın sözüne karşı ailesinin sözü. Hoş, o da ailesini görünce korkudan tersini söyleyecektir ya. Ve siz hiçbir şey olmamış gibi bu kızı ailesine teslim edeceksiniz. Onlar da yarım bıraktıkları işi tamamlayacaklar. Haklı olabilirsiniz de kanun ne derse biz onu yapıyoruz. Beğenseniz de... Beğenmiyorum. Ve Gülçiçeği öldürmenize izin vermiyorum. Ne kadar çabuk bitti böyle. Kalbi ameliyatı kaldıramadı. Masada kaldı. Bazen ne yaparsan yap kurtaramazsın. Ben karısına söz vermiştim. İyileşecek demiştim. Ne yaptın? Sen kim oluyorsun da benim hastam için söz veriyorsun? Ama daha çok gençti. Ve onlar çok aşıktı. Ben düşündüm ki... Düşündün mü? Ben söz verdim mi? Sadece Allah böyle bir söz verebilir. Onun da ameliyata girdiğini görmedim. Madem hastanın eşine söz verecek kadar önemli birisin, kocasının öldüğünü de kendin söyleyeceksin. Sağ olasın. Sen Türkçe biliyor muydun? Ha, biliyorum. Niye bilmiyormuş gibi yaptın o zaman? Korktum sadece. Zorla söyletirler diye korktum.
Aslında biliyorum ki boşunadır. Benim yazım çoktan yazılmış. Merak etme. Ben yardım edeceğim sana. Keşke her şey o kadar kolay olsa. Olacak. Ben yanındayım Gülçiçek. Faydası yok. Çaresi de yok. Duydun mu hiç Kurtulan? Ben de kaderime razı olmalıyım. Hayır. Bu senin kaderin olmayacak. Sen de herkes gibi mutlu olacaksın. Yıllardır böyle gelmiş, böyle gidecek. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmemiş. Sen de yetmeyecek. Sen de benim kadar biliysen. Ama yine de sağ ol. Hadi sen düşünme bunları, dinlenmen lazım. Kızım şu gelinliği çıkarsaydın bari üstünden. Ne bu böyle? Görmemişin gelinliği olmuş, 40 gün 40 gece çıkarmamış. Anne, bu gelinliği kocam çıkaracak üstümden. Gerekirse 40 gün 40 gece beklerim. Hadi bakalım. Ameliyat bitti mi? Arif nerede? Bakın. Ne zaman getirecekler? Şey, ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar olmuş ve... Demeyin. Yoksa... Anne. Doktor. Şey. Ne demeye çalışıyorsunuz? Şey, eşinizin kalbi dayanamamış. Bypass'tan vazgeçmişler. Ama ne yazık ki eşiniz için çok üzgünüm. Yalan. Yalan söylüyorsun. Kocam ölmedi değil mi? Ben... Söz vermiştin bana. Çok... Yaşayacak demiştin. İnanın çok üzgünüm. Yani... Allah kahretsin seni. İnanın... Defol buradan. Defol. Üzgünüm. Durun, beni beklemeye almayın. Lanet olsun ya, yine beklemeye aldılar beni. Yine aynı kadın çıkarsa... Alo. Merhaba, ben Doktor Zenan Parlar. Daha önce de konuşmuştuk. Evet, kendisi hastamız. Hı-hı. Ailesi tarafından öldürülmeye beklemeye çalışılan 16 yaşında bir genç kız için. Peki, bekliyorum. Bakın, polis de bir şey yapamıyorum diyor. Kadına yönelik şiddet, töre, namus cinayetlerinin... Çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi diye rapor yayınlamakla olmuyor bu işler. Hiçbir şey yapmadığınız için teşekkürler. Peki, teşekkürler. Sen de? Hiçbir şey yok. Nasıl olmaz ya? Nasıl olup da hala kimsenin bir şey yapmadığına inanamıyorum. Bu sefer hayır ama ya. Gerekirse başbakanı, herkesi 100 kere 1000 kere arayacağım. Mutlaka bir yolu olmalı değil mi? Alo. Keşke öğretmen olsaydım. Ya da aşçı. Hatta terzi bile olabilirdim. O zaman her şey daha güzel olurdu. Benden de çok iyi bir mahalle bakkalı olurdu. Zaten küçükken de hep bakkal olmak isterdim. İçi mis gibi bisküvi kokan bir bakkal. Niye doktor oldun o zaman? Çok sıradan bir sebebim var. Annem istedi. Ona hayır demek imkansızdır. Hele bir de teyzemlerle bir araya geldiklerinde onların karşısında olmak istemezsin. Şimdi cerrah oldum diye o kadar çok gurur duyuyorlar ki. Sanki dünyayı kurtarıyormuşum gibi. Süper bir kahramanmışım gibi davranıyorlar. Babamdan gizli yazdım tıp fakültesine. Hiçbir zaman doktor olmamı istemedi.
Ama ben yine de yazdım. Kazandığımı duyunca tek bir şey söyledi. Asla başaramayacaksın Ela. Çünkü yetersizsin. Asla hala solunum güçlüğü çekiyor. Kan gazına baktın mı? Göğüs röntgeni çektirdin mi? Evet. Hadi evlat, sadede gel. Bütün gün seni mi bekleyeceğim? Sonuç? Dün gece çok yoğundum hocam. Ameliyat sonrası ateşin yükselmesinin sebeplerini saysana. Kitaptan değil, kafandan. Ben SSK'da çalışırken günde en az 200 hastaya bakardım. O zaman her hasta için kitaba bakmaya çalışırsan doktorluk yapamazsın. Her şey aklında olacak. Küp başlık yapmayacaksın. Doktor olacaksın, doktor. Ameliyat sonrası sürekli yüksek ateş... Ameliyat sonrası yüksek ateşin sebeplerini söyleyebilecek bir Allah'ın kulu var mı aranızda? Ha? Ah küp başlar, Ciğerler, üre, enfeksiyon, hareketsizlik ve ilaçlar 5 sebep. Genellikle ciğerlerdir. Diyafram sorunu veya pnömoni olabilir. Tahlil yapamayacak kadar meşgulseniz pnömoni tanısı koymak kolaya kaçmaktır. Sence hastanın sorunu ne? Bence hareketsizlik. En güçlü aday pulmoner emboli. Nasıl tanı koyardın? Spiral CT, VQ taraması, oksijen takviyesi... Heparinle birlikte IVC filtresi isterdim. Bari söylediklerini yazabildin mi? Tabii efendim. Ayrıca uzmanına söyle, seni bu vakadan aldım. Nerede olsa tanırdım seni. Tıpkı babana benziyorsun. Aramıza hoş geldin. Pekala arkadaşlar. Herkes hazırsa birazdan bir hayat kurtaracağız. Hayattan ne istiyorum? Aşk, para, sağlık ya da hepsi mi? Karar vermek hiç de kolay değil. Ama ben sonunda karar verdim. Ben sadece yaşadığımı hissetmek istiyorum. Çok mutlu ve çok üzgün. Çok yorgun ve çok rahat. Çok şaşkın, çok utanmış, çok... Hayatımın her anını çok çok hissetmek istiyorum. İşte o yüzden cerrahlıktan bana göre aslında. Her saniyeyi uçlarda yaşıyorsun. İnsanların hayatını kurtarıyorsun. Ya da ellerinin arasından kayıp gidişlerini izliyorsun. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Şimdiye kadar kadavralar üzerinde çalıştım, gözlemledim. Neyi nasıl hissedeceğimi bildiğimi sanırdım. Ama gerçek bir ameliyata girmek inanılmazdı. Benim gidip Okan Bey'i bir kontrol etmem lazım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İzninle.
Sana söylemek istediklerimi biliyorsun. Ben de bana söylemek istediklerini biliyorum. O yüzden konuşarak yorulmamıza gerek yok, değil mi? Evet. O zaman bilmediğin bir şeylerden bahset. Gülçiçeği bilmiyorsun. Ailesinin öldürmeye çalıştığı kız mı? Evet. Devlet ailesine geri verecek. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Her yeri denedim. Bulabildiğim her numarayı aradım. Öyle çok aradım ki artık telefonlarıma bile çıkmıyorlar. Belki ben sana yardım edebilirim. Daha doğrusu babamın torpili sana yardım edebilir. Eski Sağlık Bakanı babamın okuldan arkadaşıydı. Vay be. Ben de seni babasının torpiliyle iş yapıyor diye suçlarken. Artık bundan sonra öyle şeyler söyleyemeyeceksin. Ben de tam seni arayacaktım. Gülçiçeği abisi götürmüş. Nasıl yani? Ne zaman? Ya nasıl izin verirsiniz? Kız kendi rızasıyla gitmek istemiş. Biraz önce çıkmışlar. Zeynep nereye? Kader polisi ara çabuk. İstediğin zaman evi satabilirsin demiştin ya. Satmayacağım. Orası artık benim evim. Ama çok büyük benim için. O yüzden bir ev arkadaşı bulmam lazım. Sen doktor musun? Evet. Doktorum. Ama senin doktorun değilim. Tanıyor muyum seni? Baba. Benim Ela. Ela? Eskiden ben de doktordum. Galiba. Evet. Doktordun. Çok başarılı bir beyin cerrahiydin.
yaşadıklarımız sanki bir rüya gibi. Beni büyülüyorsun Ela. Bunu yapamayız. Siz benim patronumsunuz. Günaydınlar Ela Hanım. Ali Bey ve Nazan Hanım evini satın almak istiyorlar. Ben de sizi arayacaktım. Bakın aramanıza gerek kalmadı. Siz hiç rahatsız olmayın. Biz hemen şöyle bir bakıp... Aman canım, şöyle bir bakmak olur muymuş? Ev alıyoruz herhalde şurada. Ben evi satmaktan vazgeçtim. Vaz mı geçtiniz? Nasıl yani? Mesele paraysa anlaşabiliriz. Yok, yanlış anladınız. Ben... Aman canım, ne kadar nazlandınız siz de. Satın gitsin. Bu kadar parayı bir daha zor görürsünüz. Doktorların durumu malum. Görgüsüzlüğün sınırları. Benim sabrımın sınırları. Her yer sınırlarla dolu. Kendi içimizde, başkalarıyla aramızda hep sınırlar var. Bazı sınırlar çok daha keskin. Günaydın. Bazılarımızın ördüğü duvarlar çok daha yüksektir. Bazen de sınırların olması iyidir. Aramızdaki bu meseleyi konuşmalıyız. Ne meselesi? Benden hoşlanıyorsun ya. Hayır. O zaman korkuyorsun yani. Korkmuyorum. Sadece aramızda bir sınır olsun istiyorum. Siz benim patronumsunuz ve de öyle kalacaksınız. Ev arkadaşı aradığını duydum. Yalnız benim bir kedim var. Evde kedi istemem. Adı Boncuk. O benim kızım. Üstelik her şeyi anlıyor. Sana kızınla mutluluklar o zaman. Ben almayayım. Ya Ela, niye inat ediyorsun ki? Hem benden daha iyi bir ev arkadaşı bulamazsın. Elbette bulabilir. Neden bulamasın? Lütfen Ela, beni seç, beni. Kafayı mı yedin sen? Ev arkadaşımın haftada 100 saat görmediğim biri olmasını istiyorum. Annen bunları yemene izin veriyor mu? Bak, görüyorsun değil mi? Acilen annemlerin ve teyzemlerin yanından ayrılmam lazım. Beni seç. Gestapo'nun badem ezmesi sevdiğini nereden biliyorsun? Herkes sever. Yok. Ben sevmem mesela. Rüşvete başlamak için biraz erken değil mi? Biliyor musun? Ben acayip güzel pasta yaparım. Hayır kader. Ben kimseye rüşvet falan vermiyorum. Bak. Ne kadar para istersen veririm. İstersen bütün maaşımı al, tamam? Rüşvet değilse ne? Bütün ev işlerini ben yaparım. Bu sadece kibarlık. Evimde kibar davranmak zorunda olmadığım yabancılar istiyorum. Tamam ben. Ve kız olmalarını istiyorum. Bu olmadı. Hasan acil takımındasın. Ela, travma çağrı telefonunu al. Zenan ve Burak taburcu olacak hastalara bilgi verin. Kader, sen de sütürlerle ilgileneceksin. Fikret Hanım,
Ben size ameliyathanede yardım ederim diye düşünmüştüm. Yani hazır olduğuma inanıyorum. Badem ezmesi? Ben hazır olduğuma eminim. Ben de. Ben ameliyata girmeyi gerçekten çok istiyorum. Tabii. Bana bir şans daha verirseniz ben de mutlu olurum. Susun. Her stajyer ameliyata girmek ister. Sizin işiniz bu değil. Sizin işiniz ne biliyor musunuz? Şefinizi mutlu etmek. Peki ben mutlu görünüyor muyum? Hayır. Niye? Çünkü asistanlarım sürekli mızmızlanıyor. Peki beni ne mutlu eder? Size verdiğim işleri en iyi şekilde yapmanız. Ne zaman bana Adile Naşit kahkahaları attırırsınız? Belki o zaman neşlere dokunabilirsiniz. Niye Gestapo dediklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Hala bekliyor muyuz? Kıpırdayın hadi. Hadi. Bugünkü travma grubunda mısınız? Evet. Beşinci kattan düşen iki hasta. Hemen gelir misiniz? 24 yaş. İntihar vakası. Muayene bulguları normal görünüyor. Karın sol üst kadranda hassasiyet var. Şeyim yok benim ya. Ah be abim. Sana da yazık oldu ya. Benim yüzümden canından olacaktın. Ama Allah razı olsun. Yürekli adammışsın. Sen olmasaydın... Polis olan diğerini kurtarmak isterken düşmüş. Bilinci açık, hayati duyguları stabil. Röntgen için hazır. Tamam, hastayı hemen götürelim. Bu kelepçe ne? Kahraman abim hop diye yakaladı beni. Atlamayayım diye de geçirdi kelepçeyi. Ama benim ayağım takılınca ikimiz de küt aşağı tabii. Çabuk anahtarları getirin. Yok, bulamamışlar. Ya ne duruyorsunuz? Teknik servisten birini çağırın, kessinler hemen. Ben gayet iyiyim doktor hanım. Zaten intihar ediyordum. Siz onu kurtarın asıl, ölmesin sakın o. Kimsenin öldüğü falan yok. Sakin olun. İkinizle de ilgileneceğiz. Aşkım, iyi misin? Ne oldu sana? İyiyim bir tanem. Ufak bir iş kazası. Vay be. Bak, yenge duyar duymaz geldi. Benim manita da başkasıyla evleniyor şu anda. Tansiyonu düşüyor. Nikahına beni çağır sevgini. İstersen... Ne oldu? Nesi var? Ya Allah kahretsin, bir hemen şu kelepçeyi çıkarsın. Hem dalak rüpteri hem de subdural benatom. İki sinsi kanama. Travmada dış görünüş aldatır. Şansı varmış. Bugün ikinci kez hayatı kurtuluyor. Kahraman polisimiz çok Amerikan filmi izliyor herhalde. İntihar eden birine kelepçe takıp eğer aşağı atlarsan beni de öldürürsün demek tam bir saçmalık. Klemp. Bence çok cesurca. Denemeye değerdi. Ameliyata birlikte girmemiz çok zaman kazandırdı. Ya polis? Onun durumu nasıl? Dorsal 4. ve 5. vertebrada çökme kırığı basıya yol açmamış. Ameliyat edeceğim yani. İş çıkışı bir şeyler içelim mi? Ne dersin? Türkiye'de kalarak parlak bir geleceği tepen cerrahın hikayesini anlatırsın bana. Hikaye falan yok. Sadece Haldun Bey reddedemeyeceğim bir teklif yaptı, o kadar. Gelmeni Haldun Bey mi istedi yani? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu eller var ya, bu eller. Biraz sonra bir sürü hayat kurtaracak. Nasıl mı? Bir kalp şoklayacağım ve biri hayata dönecek. Hı? Ve sonsuza dek mutlu yaşayacaksınız. Çok kötüsün ya. Ben mi kötüyüm? İlkokul, lise, tıp fakültesi. Aklına gelebilecek her yeri birincilikle bitirdim. Ama gerçek hastalar yerine şu aptal dosyalarla uğraşıyorum. Şikayet etmeyelim. Ben şikayet etmiyorum sadece. İyi. Başlayın o zaman. Bir konuda anlaşalım. Prensip olarak senden nefret ediyorum. Ve senin gibi bir şövenle hiç işim olmaz. İyi. Çok eğleneceğiz o zaman. Çünkü benim de senin gibi hırslı bir yağcıyla işim olmaz.
Acil bugün bende. Durum nedir? 57 yaşında erkek, kalp durması. 200'e şarj et. Tamam. Ver. Çekil. Merhaba. Merhaba. Benim çok ağrım var. İlaç verir misiniz bana? Dur bakalım. Önce neren ağrıyor onu söyle. Hem sen kiminle geldin? Annemle geldim. Aşağıda işlemleri yaptırıyor. Sigorta işlemleri falan. Ateşim çok yüksek. Midem bulanıyor. Durmadan başım dönüyor. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Ama en önemlisi canım yanıyor. Tamam. Dön bakayım arkana. Ay yok yok, gerek yok. Siz ilaçları verin. Olmaz öyle şey. Muayene etmeden hiçbir şey yapamam. Hadi bakalım. Haldun Bey. Levent Atahanlı'nın gelmesini siz mi istediniz? Evet, ben istedim. O da Amerika'da parlak bir geleceği tepip sırf siz istediniz diye buraya geldi. Öyle mi? Bana hayır diyemez. Ne de olsa eski öğrenci. Sadece hocası çağırdı diye gelmedi herhalde. Başka bir sebebi daha olmadı. Varsa söyle de bilelim o zaman. Haldun Bey, İstanbul'da en az ölüm oranına sahip cerrah benim. Bulabileceğinizin en iyisiyim yani. Ve cerrahi bölüm başkanlığını fazlasıyla hak ettiğime inanıyorum ben. Ben o kadar emin değilim. Düşün bakalım. Sence neden? Ya nasıl olur? Aklım almıyor. Neredeyse tek bir çizik bile yoktu çocukta. Kurtuldu işte. Biraz da kendini düşünsen. Merhaba. Ameliyat hazır mısınız? Herhangi bir tehlikesi yok değil mi? Yani ameliyatın. Her ameliyatta düşük de olsa bir risk vardır. Sırt omurlarında iki seviyede çökme var. Omurilik ya da sinirleri şu anda bir zarar vermemiş ama verebilir. Biz bu omurları sağlamlaştırıp bu ihtimali de ortadan kaldıracağız. İyileşecek değil mi doktor bey? Ameliyat sonrası bakımı çok önemli. Ameliyat ne kadar başarılı olursa olsun yapacağınız ters bir hareket felç kalmanıza sebep olabilir. Aşkım. Asma suratını artık. Bak bana, iyi bakarsan iyileşecekmişim işte. Bu formlara bir göz atın. Hastalığınız hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca prosedürü kabul ettiğinize dair imzanız gerekiyor. Ay Allah. Okuyamıyorum, sen baksana. Yine mi çift görmeye başladın? Hı. İyi misiniz? İyiyim, önemli bir şey yok. Söylesene. Daha önce de olmuştu. Evet ama 15 günde geçti. Sanırım stresten. İnsanın polis bir sözlüsü olunca. Bence ihmal etmeyin. Hazır hastanedeyken bir araştıralım isterseniz. Sağ olun doktor bey. Ben iyiyim. Gerçekten. Peki. Ameliyathanede görüşürüz o zaman. Levent bey. Ben de sizi arıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Her şeyi soruyorum. Buyurun hocam. Hiç konuşamadık. Nasıl gidiyor bakalım? İyi, gayet iyi. Baban üniversiteden ayrılmış. Ne yapıyor? Amerika'ya mı dönüyor tekrar? Evet. Bir araştırma için çağırdılar. Bitirmek zorunda olduğu bir de kitabı var tabii. Biraz da kendine zaman ayırmak istiyor. Efendim, bakanlıktan beklediğiniz misafirler gelmiş. Geliyorum. Tamam. Görüyorsun. Bir saniye bile nefes almak yok. Keşke babanın yerinde olabilse. Sifonoid kanat menajomunuz var. Kanser veya sarkom değil. Yani? Sık görülür ama büyüklüğüne ve yerine göre önemli olabilir. Sizin durumunuzda bir risk oluşturmuyor. Bugün taburcu olabilirsiniz. Babamın ameliyat olmasına gerek kalmadı mı yani? Hayır.
Ölmeyeceğim mi yani? Hiçbir şeyim yok mu? Turp gibisiniz. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Neden bütün hastalar bana sarılıp öperken senin elini sıkıyor anlamıyorum. Çünkü ben erkeğim ve bana saygı duyuyorlar. Sense bir kadınsın. Ne demek şimdi bu? Dosyayı burada unutmuşum işte. Hep beni uyurken izleyen bir kadınla evlenmek istemişimdir. Sizi izlemiyorum. Ben bunun için gelmiştim. Eminim öyledir. Kendinize çok güveniyorsunuz. Anlaşılan kadınların ilgisi sizi bayağı bir şımartmış. Diğer kadınları bilmem ama hoşlandığım kadının benimle ilgilenmediği çok açık. Ne zaman yemeğe çıkıyoruz? Şarabın sahibi kızmasın. Kızacaklarını sanmam. Karı koca çok iyi insanlar. Ayrıca bu şarap hayatımı kurtardığım için ufak bir hediye. İzninizle. Ne? Babam mı kayboldu? Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Nasıl kaybedersiniz babamı? Tamam tamam telaşlanmıyorum. Bulur bulmaz hemen bana haber verin. Ne oldu? Kötü haber falan mı var? Yok bir şey. Biraz canım sıkıldı o kadar. Ben seni neşelendirecek şeyi biliyorum. Yok. Bak hayatta olmaz. Olmaz. Buna artık bir son vermeliyiz. Yakında bağımlılık yapacak. Son bir kez. Biri görürse rezil oluruz. Kim görecek ya? Umurumda değil. Ben gidiyorum. Ya benimle gelirsin ya da burada kalıp üzülmeye devam edersin. Sen hala onlardan birisin. Kesinlikle buraya aitsin. Acil durum, ne yazık ki hemen gitmeliyim. Muhteşemsiniz. Hepiniz birer mucizesiniz. Sen buraya giremezsin. Bu bebeğin üfürümü var. Ver onu bana. Biraz önce morardı. Senin bu bölüme müdahale etmeye yetkin yok. Ya biliyorum ama bebek... O zaman bu yaptığın şeyin başını ne kadar büyük bir belaya sokacağını da biliyorsun. Bak bunları sonra tartışabiliriz ama bu bebeğe eko yapmalısınız. İyi huylu. Sistolik ejeksiyona bağlı bir üfürüm o kadar. Eko yapmaktan bir şey kaybetmezsin ya. Bu senin alanın değil. Benim işime karışamazsın. Çık istersen. Alo? Bulundu mu? Oh şükürler olsun. Bir şey yok değil mi? Peki teşekkürler.
Zeynal. Efendim? Şu küçük kızı ne yapacağımı bilemedim. Bütün tahlilleri normal çıktı. Gönlürde de bir şey yok. İyi taburcu et o zaman. Edemem. Kız hasta olduğunu söylüyor. Üstelik annesi de ortalıkta yok. Sen bir baksan diyorum. Ya ben ameliyata girmek istiyorum. Sen bana hasta bile olmayan birine bak diyorsun. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Her şey yolunda gidiyor, merak etme. Biliyorum ama elimde değil. İnsan sevince mantıklı düşünemiyor. Eminim bunu en iyi sen anlarsın. Ben mi? Hı hı. Kadir'le tanıştığım gün, hatta bütün hafta yüzümde seninki gibi bir gülümsemeyle dolaşmıştım. Selin Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Yavaş, dikkatli ol. İyiyim. Bir an bacaklarımı kontrol edemedim sanki. Ameliyat nasıl geçti? Gayet iyi, her şey yolunda. Ama sizi muayene etmek ve gerekirse birkaç tetkik yaptırmak istiyorum. Gerek yok gerçekten. Lütfen söylediklerimi ciddiye alın. Türkiye'nin en iyi hastanesine girmekle hata mı ettim acaba? En iyiler en iyi yerlerde olurlar. Şu anda herhangi bir devlet hastanesinde olsaydım bana ihtiyacı olan yüzlerce hasta olurdu. Ama ben burada önemsiz işlerle zaman kaybediyorum. En iyisi yarısına sen bak, yarısına ben bakayım. Böylece daha çabuk biter. Sen olmayınca benim daha çabuk bitireceğim kesin. Sen bana yavaş mı diyorsun? Evet. İşim bittiğinde yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Asıl ben sabırsızlanıyorum. Hı? Ayrıntılı değerlendirmede... Vasküler bir probleme rastlanmadı. Doblerinizde derin ventrom trombozu bulgusuna rastlamadık. Antikoagülasyona ve IVC filtresine gerek yok. Buna karşılık biyopsinizde... Aside dirençli bakteri tespit edildi. Bunu ve kreatinin artışı yüzünden... Hızlı ilerleyen glomerülonefritin. Otoimmün rahatsızlıkları tetiklemiş olabileceğini düşündüm. Bu ne demek şimdi? Bacağınızı kesmek zorunda kalmayacağız demek. Böbreğinizi almayacağız demek. Yani eve gidebilirsiniz demek. Tebrikler vesaire vesaire. Yaşasın. Oh, doktor hanımcığım. Elimde sadım dolmaları. Hocamın yemesi yasakmış. Size kısmetmiş doktor hanım. Gerek yok, çok teşekkür ederim. Aa, olmaz Allah aşkına. Ölümü görün. Siz kocamı kurtardınız. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Doktor Suat Bey. Ne var? Pediatride bir bebek var. Fallotetrolojisi belirtileri gördün mü? Üfürüm duydum. Pediatri bizden yardım istedi mi? Hayır, tam tersi. Hiçbir şey yapmıyorlar. Benden ne istiyorsun peki? Eğer bebeği bir kez muayene ederseniz... Pediatri uzmanı tarafından konsültasyon istenmezse olmaz. Ama sizin... Amalar beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kurallarla ilgileniyorum. Başka bölümlerin işlerine karışamazsın sen. Defi alayım. 200, 200. Şarj et, şarj et. Hazır. Çekil. Ev arkadaşı arayan sen misin? Evet. Ev nerede, koşullar ne, kira ne kadar? Rak mı, hip hop mı? Rock. Hip hop.
Ne oldu şimdi? Kim bildi? Hiç kimse. Doğru cevap hiçbiri olacaktı. Ne diyor bu ya? Bilmem ben. Allah Allah. Neymiş? Ölüm saati 15:32. Neden? Çünkü şef olmak için hak etmelisin. Ben herkesten daha fazla hak ediyorum. Çünkü çok çalışıyorum. Hayır. Sadece gerektiği kadar çalışıyorsun. Bir adım fazladan atıp bir dakika fazladan düşünmüyorsun. Rahatsın, kibirlisin. Bu benim hoşuma gitmiyor. Şef olmak istiyorsan daha fazlasını yapmalısın. Merhaba Levent Bey. Burası hastanenin en güzel yeri. Bilmem. Sanırım. Seni iki kere yemeğe davet ettim. İkisinde de beni reddettin. Neden? Çünkü tahmin etmiştim. Ne kadar kaçarsan kaç, hep bu kadar yakın olacağız. Hatta bazen daha da yakın. Bundan kurtulamazsın. Kaçmak değil de aradaki sınırı görmek desek daha doğru olur sanırım. Ben sınır falan görmüyorum. Demek ki o sadece senin kafanda. Siz benim patronumsunuz. Ve? Ve bu etik olarak çok yanlış. Benim için. Hatta daha çok sizin için. Hatta tüm Türkiye için hayati bir mesele, öyle değil mi? Korkuların için bahaneler üretmekten vazgeç. Ancak o zaman korkularını aşıp mutlu olabilirsin. Doktor olmak için fazla güzelsin. Sen de konuşmak için biraz fazla sarhoşsun. Kıpırdama. Emrin olur. Evet ya. Sen o dergide gördüğüm kadınsın. Belinde gül dövmesi olan. Değil mi? Yanıldınız. Belimde değil. Ama... Çok yoruldum artık. Bana ilaç verir misiniz? Lütfen. Üzgünüm ama henüz neyin olduğunu bilmiyoruz. Görünürde de hiçbir şeyin yok. Ben hastayım diyorum size. Neden anlamıyorsunuz? Ne biçim doktorsunuz? Çok canım yanıyor. Elimden geleni yapıyorum. Yakında neyin olduğunu bulacağız. Ne yapıyorsun burada? Saklanıyorum. Kimden? Ne bileyim. Herkesten galiba. Sen ne yapıyorsun? Nefes alıyorum. Ya... Rüyanda biriyle öpüştüğünü görmek ne anlama gelir? Bence kesinlikle onu istediğin anlamına gelir. Sen bu işten hiç anlamıyorsun. Babaannem olsa bir sürü şey söylerdi şimdi. Babaannenin rüyanı anlatabilsen söylerdi tabii. Gerçi insanın yakışıklı ve karizmatik patronunu rüyasında görmesi çok normal. Kendi rüyalarını bana mal etme. Ben rüya görmem. Sen de rüyalarını doktorundan kaçmak için boşuna çaba harcıyorsun. Başımdan yoksa öldürürüm seni. Fikret Hanım.
Evet Suat Bey. Sence ben nasıl biriyim? Ama gerçeği söyleyeceksin. Ben size saygısızlık etmek istemem. Yani o kadar kötü biriyim ha? Böyle bir fırsatı bir daha yakalayamazsın. Merak etme. Önümüzdeki 30 saniye içinde söyleyeceklerini aleyhine kullanmayacağım. Bence burnu büyük, ukala, kendini beğenmiş, sinir bozucu, emredici ve aşırı titizsiniz. Kendinizden başka hiç kimseyi düşünmüyorsunuz ve değer vermiyorsunuz. Ama ben... Bitmedi, daha 22 saniyem var. Sonra... Ay, bunlar da ne rahat insanlar. Oğlu ameliyat olmuş, onlar anne, hala... Elazığ'dalar. Canım Elazığ'ım Elazığ. İnsan gelmek istedikten sonra... Ay Allah korusun ya Rabbi. Sana veya abine bir şey olacak olsa... Aman aman bela çağırmayayım şimdi. Senin bu düşmen, bulanık görmen filan hepsi stresten be kızım. Polis nişanlısı olmak kolay mı? Yani nereden buldum bilmem ki. O kadar da söyledim. Yani maaşı da maaş olsa bari. Ayda 3 kuruşa. Anne yeter. Şimdi kendine gelip duyacak. Aman duyarsa duysun, yalan mı? Her gün tehlike, her gün stres. Anne, ben onu çok seviyorum ve onunla evleneceğim. Anlıyor musun? Hiç boşuna yorulma. Merhaba. Merhaba. Merhaba doktor bey. Annem. Hastamız gayet iyi. Ameliyatı da son derece başarılı geçti. Birkaç güne kalmaz taburcu ederiz. Çok teşekkürler. Elinize sağlık doktorcuğum. Sizin de tahlil sonuçlarınız çıktı. Benimle gelir misiniz biraz? Ne oldu doktor? Neyi var? Siz kalın isterseniz. Ne demek siz kalın? Anne yavaş. Ne yavaşı kızım? Ne diyorsunuz doktor? Uyanacak. Bir sakıncası yok doktor bey. Peki buyurun. Odamda konuşalım. Öncelikle sakin ol ve beni sonuna kadar iyi dinle. Bir hastalığım var. Adı MS. Sinir sistemi hastalığı ve ne yazık ki tedavisi yok. Saçmalamayın doktor. Benim kızımın hiçbir şeyi yok. Hanımefendi sakin olur musunuz? Anne bir dakika. Kendimi yorgun hissetmem, bazen elimin ayağımın kesilmesi, güçsüzleşmem bu yüzden mi? Evet. Hastalığın nedenini bilmiyoruz. Ölümcül ve bulaşıcı değil, onu biliyoruz. Ne olacak peki? Yani garip bir şekilde ara ara oluyor ve geçiyor. Ama her seferinde biraz daha uzun sürüyor. Strestendir kızım, yok senin bir şeyin. Hastalığın seyri hastadan hastaya değişiyor. Ancak görme, konuşma, yutkunma ve duymada zaafları neden olabilir. Ayrıca bacaklar, eller ve diğer organlara da hükmedemeyebilirsin. Yani? Hangi tip olduğunu henüz bilmiyoruz ancak hayatını değiştirmen gerekebilir. Yani yürüyemeyebilir, konuşamayabilir, duyamayabilir miyim? Evet, öyle de olabilir ama düzelen tip de olabilir. Ne zaman anlarız bunu? Başlangıçta nasıl seyredeceğini bilmek olanaksız. Takip etmemiz gerekir. Düzelen tipse tamamen düzelebilir miyim? Bak, bu bir hastalık. En iyisi kabul etmek. Yani asla eskisi gibi olamayacağım. Evet. Bunu kabul etmelisin. Peki çocuğum olabilir mi? Bunu şimdilik bilemeyiz. Lütfen nişanlıma bir şey söylemeyin. Elbette söylemeyiz. Ama bu hastalıkla yaşamak özen ve dikkat gerektirir. Kendinizle fiziksel bir yarışa girmeniz son derece yanlış ve tehlikeli olabilir. Nişanlınızla bir hayat sürmek istiyorsanız bilmesi gerekir. Allah Allah ya, çıldıracağım. Her şey normal görünüyor. Çok canım yanıyor. İlaç ver artık. Hem eve gitmem lazım. Veremem. Hem annen nerede bakayım senin? Söyledim ya, bilmiyorum. İşlemleri yaptırıp geleceğim demişti.
Özlem, artık yalan söyleme istersen. Yalan söylemiyorum, gitmek istiyorum. Gidemezsin. Hem bırakmazlar. Sen annenin ya da babanın numarasını ver bakayım bana. Yok, hayır, onları arama lütfen. Tamam, bir şey istemiyorum, gidiyorum işte. Canım, bak, gidemezsin. Anlat bakayım bana ablacığım, ne oldu? Ha? Sakın beni polislere verme. İnan kötü bir şey yapmadım. Ne polisi? Dur. Canım sen nerede oturuyorsun bakayım? Biraz ileride. Hastaneye çok yakın. Anne, üzülme artık. Ağlama. Beni daha çok üzüyorsun. Yok kızım, ben ağlamıyorum. Hem niye üzülecek bir şeyim ki? Daha bir doktor gördü seni. Hatırlamıyor musun Halit enişten ne derdi? En az 3 doktora görünmeden hasta olduğuma inanmam derdi. Babama haber verdin mi? Tabii kızım, verdim. Yoldadır. Şimdi koşa koşa gelir. Gelsin hemen şu Gülay ablanın damadına gidelim. En iyi doktor o diyor Gülay abla. Sonra da eve gideriz. Sana güzel bir tarhana yaparım. Anne. Kadir burada. Ya kızım ne yapacaksın burada Kadir'le? Doktor musun sen? Sen mi git adamla atla aşağı dedin? Zaten ne geldiyse başımız ondan sonra geldi. O kadar stres. Her gün, her gün. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir bebeğiniz var. Sağ olun. Bebeğinizi muayene ettim. Üfürümü vardı. Ama hemen telaşlanmayın. Kötü huylu olup olmadığını anlamak için tetkik yapılması gerekiyor. Sen de kimsin? Kim gönderdi seni? Bu sefer sınırı aştın sen. Bu kim oluyor da benim bebeğim hasta diyor? Ya sadece ekoyla kontrol etmemiz yeterli. Çok basit bir prosedür. Bittin kızım sen. Kariyer senin. Bunu sen istedin. Bebeğim, o yaşayacak değil mi? Evet, ya panik yapmaya gerek yok. Konuşma bununla. Doktor bey gerekeni yapar. Ne oluyor burada? Bu kadın bebeğimize hasta diyor. Buraya girmene kim izin verdi? Ben verdim. İzninizle. Asistanım çocuğun siyonoze olduğunu görmüş. Kalbini dinlemiş, bir üfürüm duymuş. Bebeğin fallosu olabileceğini söylüyor. Hiçbir şey yok. Kontrol ettim. Emin misin? Evet. İyi olduğuna %100 eminsin yani. Ne kadar eminsin? Bilmem. %75. Yapmak istediğiniz tetkikleri yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben kardiyoloji bölüm başkanı Doktor Suat. Kızınıza bazı tahliller yapıp bir saat içinde size bilgi vereceğiz. Tabii siz nasıl uygun görürseniz. İzninizle. Ela, EKG, göğüs röntgeni ve eko istiyorum. Acele et. Bütün gün seni bekleyemem. Hadi hanım, toparla biraz kendini. Neyimi toparlayacağım? Kızım adını bile bilmediğim bir hastalığa yakalanmış. Beni artık kara toprak toparlasın. Neyimi toparlayacağım? Tamam hanım, tamam. Toparlama, vazgeçtim. Hadi kızım kalkın gidelim. Benim bir Kadir'le konuşmam lazım.
Sen sonra gelirsin kızım. Şimdi çıkalım. Ben gider ona söylerim. Olmaz baba. Benim konuşmam lazım. Biraz dağınık, kusura bakmayın. Hem para kazanıp hem de ev işlerini yapmaya çalışıyorum. Ama çok zor oluyor. Anneyle baban nerede? Babam ben küçükken ölmüş. Annem de 3 ay önce başka bir adamla gitti. Bir anne bunu nasıl yapar ya? Bunlar benim kardeşlerim. Merhaba. Bize yemek veren bir iki komşu dışında başka kimseyi görmedikleri için alışık değiller. Korkmayın, Kader abla bize yardım edecek. Gördün işte, hasta olan kardeşim. Ne olur ona sadece ilaç ver. Özlem, kardeşini hastaneye götürmemiz lazım. Olmaz, eğer hastaneye gidersek bizi ayırırlar. Yetimhaneye gönderirler, söz veriyorum. Bundan sonra onlara daha iyi bakarım. Ama kardeşini burada tedavi edemem. Hastaneye götürmemiz lazım. Yoksa... Tamam. Ama bizi ayırmayacağına söz vereceksin, tamam mı? Kadir. Çay mı içiyordun aşağıda? Bizimkiler gelmedi mi hala? Gelmediler. Keşke haber vermeseydik. Şimdi annem telaşlanmıştır. O kadar yol nasıl gelecekler? Zaten bir şeyim de yok. Aslında sen de gitsen eve. Kadir. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Ameliyatta kötü bir şey mi oldu? Hayır, yok bir şey. Her şey iyi diyor doktor. Sende bir şey yok. Annemler mi? Kaza mı geçirmişler? Sus Kadir. Konu benimle ilgili. Senle mi? Ne oldu sana? Senle ve benle. Ben senden ayrılmaya karar verdim. Bu şaka mı? Şaka değil mi? Şaka falan değil. Yürümeyecek. Olmuyor. Kusura bakmayın böyle bir zamanda... Başlatma zamanını.
Selin yüzüme bak. Ne oldu? Ne oldu? Doğruyu söyle. Doğrusu bu. Ben artık istemiyorum. İşimden dolayı değil mi? Peki tamam. Karakol polisine geçeceğim. Ya da trafik. Tamam söz veriyorum. İşin değil ki sorun. Ne o zaman? Ayrılmak istiyorum. Hepsi bu. Selin yüzüme bak. Seni seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Hayır. Ben sevmiyorum. Bitti artık. Selin! Selin! Suat Bey, bebeğin tahlil sonuçları. Evet, bakalım sonuçlar neymiş. Haklıymışsın. Bebek falloymuş. Doğuştan kalbi delik ve akciğerine giden damarları da dar. Bundan sonra bebeği yoğun bakımda takip edelim. Yarın ameliyathaneye hazırlayın. Arkamda durduğunuz için teşekkür ederim. Bu sadece bir seferlikti. Bir daha başka bölümlerden hasta çalmaya kalkar ve izinsiz aileleriyle görüşürsen affetmem. Sakin olun biraz. Sevgilimi görmeli. Sakin ol. Sakin onu görmeliyim. Anlıyorum sizi. Sevmiyorum dedi. Durup dururken benden ayrılmak istedi. Bir şeyler oluyor. Onu görmeliyim. Burada hiçbir şey yapmadan yatamam. Anlamıyor sakin musunuz? Olun. Daha yeni ameliyat olduğumuz, bir sürü hareketlerinizi sınırlandırmanız gerekiyor. Bizim izin vermediğimiz hiçbir şey yapamazsınız. Felç olabilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Hiçbir şey umurumda değil. Onsuz bir gün bile yaşayamam ben. Yarın yapılacak standart bir prosedürle kızınıza domuzdan aldığımız damarları naklederek kalbinde düzeltme yapacağız. Domuz mu? Siz ne dediğinizin farkında mısınız doktor? Dinimize göre domuz haramdır. Buna izin verme. Ameliyatı kaçınılmaz. Beklersek durumu daha da kötüleşecek. Sus be kadın. Boşuna kendinizi yorma. Son sözüm budur. Ameliyat olmayacak. Yüce Rabbim ne derse o olur. Bebeğin hasta olmadığına gerçekten inanıyordum. Biliyorum. Ama yine de sen uyardığında düşünüp ekoyu yaptırmalıydım. Biz asistanız.
Genelde yanılırız. Söylediklerimiz doğru çıktığında insanlar şaşırır. O yüzden farklı davranman şaşırtıcı olurdu. Peki sen, yani asistan olarak? Hem de çok korkmuştum. Yalnız olmadığıma sevindim. Atak sırasında kontrol altında tutulmalısın. Başka bir doktora daha göstermek istiyoruz. Bakın, test sonuçlarını da alıp kime istiyorsanız gidebilirsiniz. Ama Selin atak sona erinceye kadar burada kalmalı. Kızıma bir şey olmasın doktor bey. Tek isteğim bu. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi beni hastamla yalnız bırakır mısınız? Nişanlım peşinden gelmeye çalışırken neredeyse sakat kalıyordu. Şimdi iyi değil mi? Fiziksel olarak evet. Ama onun dışında iyi olduğunu söyleyemem. Onu hala çok sevdiğin ortada. Niye hem kendine hem de ona acı çektiriyorsun? Bu hastalıkla birlikte savaşabilirsiniz. Olmaz. Kendi mutluluğum için onu mutsuz edemem. Düşün bir kere. Hasta olan o olsaydı sen bırakıp gidebilir miydin? Anlamıyor musunuz? Bunu yapmak zorundayım. Benimle kalırsa zaten hep acı çekecek. Yanılıyorsun. MS olmasına rağmen birlikte mutlu olan birçok çift tanıyorum. Doğru karar vereceğine inanıyorum. Lütfen iyi düşün. Canım uyan. Kardeşlerini de uyandır. Size bir oda buldum, orada uyuyacaksınız. Tamam. Tamam. Hadi gel bakalım. Canım. Hadi kalk bakalım. Hadi tatlım kalk. Gel bir tane. Şimdi güzel güzel uyu. Kimseye de bir şey söylemeyin. Ben sabah gelip sizi alırım. Teşekkür ederiz. Yapmadan bebeğinizin ölümünü mü bekleyeceksiniz? Takdir-i ilahi. Eğer Allah böyle istediyse biz buna karşı çıkamayız. Allah yeni doğmuş bir bebeğin ölmesini istemez. Onu hayatta tutmak için elinizden geleni yapmanızı ister. Benim elimden bir şey gelmez. Kocam ne derse olur. Sen onun annesisin. 9 ay karnında taşıdın. Şimdi savaşmadan onu terk edemezsin. Senin ne işin var burada? Bebeğinizin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Tövbe estağfurullah. Git başımdan, beni günah sokma. En büyük günah siz işliyorsunuz. Göz göre göre çocuğu ölüme gönderiyorsunuz. Sen günahtan ne anlarsın? Git başımdan. Bir daha da karşıma çıkma. Thank you.
Taş meditasyonu yaptığına göre sinirlerin bayağı bozuk olmalı. Taş meditasyonu. Suya düşen taşın çıkardığı ses ve dalgalar beni rahatlatır. Buraya geldiğinize göre sizin de rahatlamaya ihtiyacınız var demek ki. Evet. Hem de çok. Aslında herkes doktorların ameliyathanede çok zorlandığını düşünür ama tam tersidir. Kendimi en rahat hissettiğim yer orası. Çünkü hastanın bütün kontrolü senin elindedir. MS olan hastam gözlerimin önünde hayatını mahvediyor Ela. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Benimki daha kötü. Yeni doğmuş küçücük, masum bir bebeği ailesi izin vermediği için ölüme terk etmem gerekiyor. Hem de domuz damarı günahtır gibi bir inanış yüzünden. %100'e şarj et. Şarj et. Neyin var? Bugün tam 5 kişinin ölümünü izledim. Kendimi kesinlikle bir morg bekçisi gibi hissediyorum. Ne bekliyordun? En azından birkaç hayat kurtarmayı. İstatistiklerden haberin yok galiba. Acil çağrıların çoğu sen yanlarına vardığında çoktan hayata veda etmiş olurlar. Ne? Sen bunu biliyordun ve benim acili harika bir yer olarak düşünmeme göz mü yumdun yani? Evet. Neden? Çünkü insanlar zorlanarak gelişirler. Ben sana asla böyle bir şey yapmazdım. Elbette. Çünkü sen Hasan'sın, ben Zenan. Bebem nasıl? Bir değişiklik yok. Size iyi bir şey söyleyemem. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Asistan olmaktan nefret ediyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Gerçek doktorlarla bizim aramızda görünmez bir çizgi var. Onlar orada hayat kurtarıyor. Biz burada önemsiz işlerle zaman harcıyoruz. Ben biraz önce önemli bir şey yaptım. MS hastası olan kız var ya, sevgilisine her şeyi anlattım. Niye böyle bir şey yaptın? Bence hata yapmışsın. Sence o kızın yaptığı doğruydu, öyle mi? Evet. Ben de aynını yapardım. Bencil ve zayıf insanlar ölürken sevdiklerini yanında ister. Sonra da onları hayatları boyunca unutamayacakları acılarla bırakıp giderler. Bence tam tersi. Sevdiğini biraz düşünüyorsan yanında kalmasına izin verirsin. Bence de. Yani ona da saygı duyman lazım, değil mi? Hepsi boş laf bunların. Ölmek üzere olan biri canı ne yapmak istiyorsa onu yapmalı. Görmek istemediğini söylüyor oğlum. Şimdi git istersen. Selin'le konuşmam lazım. Benden niye ayrılmak istediğini biliyorum. Kadir, şimdi kötü durumda. Sonra konuşuruz. Selin! İkimiz birlikte olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Niye böyle olduğunu öğrendim. Hiçbir hastalık umurumda değil. Ben sensiz yaşayamam. Yalvarırım, bize bunu yapma. Öyleyse ben de senin için daha iyi. Hayatının sonuna kadar yürüyemeyebilir. Konuşamayabilir. Daha gençsin. Hayatına yeniden başlarsın. Hayatıma yeniden başlamak istemiyorum. Selin! Olacağım. Aç kapıyı lütfen.
Hadi gidip şu işi bitirelim. Seninle hemen konuşmalıyız. Niye? Bunu yaptığına inanamıyorum. Neyi? Senin yüzünden Selin hastaneyi terk ediyor. Tedavisi yarım kalacak. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Yani sizin yapamadığınızı. Senden kim yardım istedi ki? Ama... Herkes bizim doğrularımızda yaşamak zorunda değil. Hastalarımızın kararlarına saygı duymalıyız. Bunu öğren. Geç kızım. Selin! Yalvarırım Selin. Sen benim hayatımsın. Hangi hayattan bahsediyorsun? Tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat için mi kendini feda edeceksin? Herkes tekerlekli sandalyeye mahkum olabilir. Ameliyat kötü geçseydi ben de buna mahkum kalabilirdim. O zaman sen beni bırakacak mıydın? Kadir, bu benim dersim. Senin değil. Ben bununla yaşamak zorundayım. Sen değilsin. Allah beni bununla sınıyor. Benim de dersim olmadığını nereden biliyorsun? Belki Allah beni de seninle yaşamakta sınıyor. Her hasta için bu kadar üzülürsen doktorluk yapamazsın. Evet. Ama bu bebeği kurtarabileceğimi biliyorum. Sadece doğru yolu bulmam lazım. Baban da yenilgiyi asla kabul etmezdi. Ben bulamamış olabilirim. Ama siz kesinlikle bir yol bulursunuz. Eğer aileyle bir kez konuşursanız... Ben hastaların isteklerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışırım. Onların kararlarını etkilemek için değil. Lütfen. Birileri o aileyle konuşmalı. Kurallar var Ela. Hastanenin kurallarına ben uymazsam başkalarının uymasını bekleyemem, değil mi? Ama benden daha ikna edici birini tanıyorum. Belki o sana yardım edebilir.
Polis hastan nasıl? Yeniden ameliyat etmek zorunda kaldık ama şu anda problem yok. Ucuz kurtuldu. En azından kızı ikna etmeye başarmış. Evet. Teklifin hala geçerliyse işim saat 9'da bitiyor. İstersen bir şeyler içebiliriz. İsterdim ama işim var. Yarın akşama ne dersin? Haldun Bey şeflik için ikimize birden söz vermiş. Ama sen zaten bunu biliyordun. Hak eden olur. Büyütülecek bir şey yok. Haklısın. Bundan sonra sadece rakibiz. Bütün din alimleri hastalığı da açlık ve susuzluk gibi haramı mübah kılan bir zaruret saymışlardır. Tıpkı senin de içinde bulunduğun durum gibi. Ama efendim domuz... Sözlerimi iyi dinle. Başka yoldan tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda haram ilaç ve madde kullanmak caizdir. Karnınız doydu değil mi? Kahvaltı güzel miydi? Teşekkür ederiz Kader abla. Sen de yedin mi yemeğini? Bak bir iki gün koşma. Bir de ilacını verdiklerinde mutlaka yutacaksın, tamam mı? Tamam. Kader abla ben dikkat ederim. Sen yaz ilaçları, ben mahalledeki eczaneden alırım. Hangi parayla alacaksın Özlem? Kazanırım ben. Satıyorum işte bir şeyler. Özlem. Bak. Kader. Heh. İsmail amca. Benim. Hoş geldin. Sen arayınca hemen geldim kızım. Bu güzeller mi? Ne oluyor Kader abla? Özlem. İsmail amca benim babam gibidir. Benim kaldığım yetiştirme yurdunun müdürü. Sizi çocuk esirgeme kurumuna götürecek. Bizi ayırmayacağına söz vermiştin. Sana güvenmiştim. Yalancısın. Ben kardeşlerimden ayrılamam. Şşş. Bak, başlangıçta ayrı yurtlara verilseniz bile İsmail amca sonra sizi kendi yurdunda toplamaya çalışacak. Söz. Bize söz verme bir daha. Yalancısın sen. Özlemciğim, oralarda size çok iyi bakacaklar. Tıpkı bana baktıkları gibi. Bak bana. Doktor olmak istemez misin? Ben kardeşlerimle olmak istiyorum. Zaten olamayacaksın Özlem. Bu karda kışta o evde ölürsünüz. Kardeşlerinin ölmesini ister misin? Senden uzakta olacaklar ama en azından yaşayacaklar. Hayatta kalmalarına izin ver. Kardeşlerim hasta olursa sen bakacaksın ama söz ver. Söz veriyorum. Sana da kardeşlerine de ben bakacağım. Belki de bebeğim. Benim görevim. Allah sizden razı olsun. Rica ederim lütfen. Çok misafirin oluyor mu? Hayır, sadece bir erkek arkadaşım var. Aslında nişanlı gibiyiz. 3 yıldır sürüyor. Olmaz. Eve gidip gelen bir erkek arkadaş istemem. Pek gidip gelmez aslında. O zaman nişanlı gibi değilsiniz demektir. Kaç insana sarıldım hatırlamıyorum bile ya. Önüne gelene sarılıp öpersen sevdiğin insanlarla yabancıların ne farkı oluyor? Yabancı ya da değil.
Bence çekici bir kadını öpmek her zaman güzeldir. Sesi versene Hasan. Sağlan genç bir adam ve sevdiği adamı korumak için aşkından vazgeçen genç çocuklar, bir kadın hakkında. Bakın bizimkiler çıktı televizyona. Kadir Bey, yaptığınızdan pişman mısınız? Asla değilim. Onu her şeyden çok seviyorum. Bravo ya. Helal. Oo, demek hepiniz buradasınız ha? Ne o? Doktor olmaktan vaz mı geçtiniz yoksa? Evet sayın seyirciler. Aşkınız için neleri imzalarsınız? Ay bayılırım mutlu sonlara. Benzet. Yak. Aspire et. Yak. Ela Hanım, siz de ameliyata katılacaksınız. İstemiyorsan başka tabii. Bütün ameliyat boyunca kalkmanı sen yapacaksın. Tümörünüz iyi huylu. Eve gidebilirsiniz. Oh, teşekkür Allah ederim. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkalarını dışarıda tutmaz. Sizi içeri hapseder. Sen kazandın. Eve taşınabilirsin. Gerçekten mi? Pişman olmayacaksın. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ela, gerçekten pişman olmayacaksın. Çok teşekkür ederim sana. Sana demedim Hasan. Babamın durumu nasıl? Peki, teşekkür ederim. Yarın mutlaka uğrayacağım. Önemli bir randevu. Evet. Onu bu kadar özel yapan mı? Babam olmasa. Bir gün onunla tanışmayı çok isterim. Bazı sınırları aşmaksa hiç kolay değildir. Sadece olduğun yerde beklemek bile yetecekken arkana bakmadan kaçarsın. Ama onun senin peşinden gelmesini ümit ederim. Yok.